Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Konularımıza az kesmeden devam ediyoruz ve sizler için harika bir videom var. Konumuz Atatürk ilke ve inkılapları demeyeceğim. Sadece ilkeler üzerinden gideceğiz. Sonraki paylaşımlarda inkılaplar hakkında konuşacağız. İlkeler ÖSYM tarafından her sene tercih ediliyor. TYT, AYT, KPSS hiç fark etmez. Her branştan soruluyor değerli arkadaşlarım. O yüzden dikkat ediyoruz. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Kalemi alalım. Değerli arkadaşlarım, ilk önce cumhuriyetçilik ve milliyetçilikten başlayacağız. Ben sizlere anahtar kelimeleri vereceğim. Bu anahtar kelimeler ÖSYM'nin her sene tercih ettiği anahtar kelimelerdir. O yüzden dikkat edelim. İlk ilkeden başlayalım, cumhuriyetçilik kavramı. Biliyorsunuz ki dün 14 Mayıs seçimleri oldu. Bakın, dikkat edin. 14 Mayıs seçimleri olmuşsa bu durum bizi cumhuriyetçiliğe götürür. Bu ekstra bilgi olsun değerli arkadaşlarım. Anahtar kelimeler. ÖSYM, ulusal egemenliği tercih etti. Halk iradesini tercih etti. Seçme ve seçilme, oy kullanma, demokrasi ve milli iradeyi verdi bizlere değerli arkadaşlar. Cumhuriyetçilik kavramına dikkat edeceğiz. Genelde cumhuriyetçilik kavramında siyasi kavramların olduğunu unutmayacağız değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu ilkeye dikkat edelim. En çok ama en çok hangisi tercih edildi diye bana sorarsanız değerli arkadaşlarım, ulusal egemenlik tercih edilmiş. ÖSYM'nin sorularına göz atarken ulusal egemenlik kavramı her zaman ön plana çıkmıştır. Anlaştık mı? Şimdi ulusal egemenlik ile ulusal bağımsızlığı birbirinden ayıracağız. Öğrencilerim bunu çok karıştırıyorlar. Diğer ilke milliyetçilik kavramı. Türk, Türkiye ve Türkçe gibi kavramlara dikkat edeceksin. Mesela bir inkılap üzerinden gidelim. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu. Örnek, bunlar sadece örnek. Mesela tevhid-i tedrisatta çok karışıklık oluyor. Hocam, tevhid-i tedrisatın milliyetçilikle ne alakası var? Yani arkadaşlarım, tevhid-i tedrisatta eğitim dili Türkçe olarak kabul edilmiştir. O yüzden milliyetçilik ilkesini ele alacaksınız. Millileşme. Mesela devlet bir yeri millileştirecek mi? Bu direkt milliyetçilik ilkesinin konusu içerisine girer. Şimdi gelelim egemenlik ile bağımsızlık kavramlarını ayırmaya. Değerli arkadaşlarım, milli egemenlikten bahsederse cumhuriyetçilik, bağımsızlık, direniş gibi kavramlardan bahsederse milliyetçiliği ele alacağız. Milli bağımsızlık ayrı, milli egemenlik ayrıdır. En çok tercih edilen kavram şudur. Manda ve himaye reddedildi. Bu bizi neye götürür? Bağımsızlığa götürür. Dikkat et. Mustafa Kemal'in sözü var. Diyor ki temel kendi içimizden çıkmalı. Bak, kendi içimizden çıkmalı diyorsa burada da millileşme var. Bu durumda bizi milliyetçiliğe götürür. Milli birlik ve beraberlik diğer önemli bir anahtar kelimemizdir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Ayrıca şunu da ekleyebilirsiniz. Vatanseverliği de ekleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Şimdi geldik laiklik kavramına, laiklik ilkesine. Laiklik öğrencilerim tarafından sürekli din olgusu üzerinden yürütülüyor. Yanlış. Sadece din ile bağdaştırmayacaksın. Tamam. Din ve vicdan hürriyeti. Herkes kendi dinini özgürce yaşayabilir. Herkes istediği şekilde topluma adapte olabilir. Herkes istediği şekilde davranabilir. Akıl ve bilim. Bakın hocam, bu genelde karşımıza çıkmıyor diye sizleri duyuyor gibiyim. Genelde din olgusu üzerinden yürütülüyor diye sizleri duyuyor gibiyim. Ama akıl ve bilim gibi kavramlar da karşımıza çıkıyor. Din ve devlet işlerinin ayrı olması. Şimdi biz bunu teokrasi ile karıştırmayacağız değerli arkadaşlarım. Teokrasi ne demek hocam? Teokrasi din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesiyken laiklik din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. Bu iki kavrama dikkat edin. Ve ayrıca hurafelere inanmayacaksın. Tamam. Yalan yanlış bilgilere inanmayacaksın. Değerli arkadaşlarım, laiklik ile ilgili bilgi verelim değerli sizlere. Mesela bir inkılap üzerinden gidelim. Medreselerin kapatılması, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması. Bunlar laiklik ile ilgilidir. Mesela medeni hukuk. Bu da laiklik değerli arkadaşlarım. Hukuk üstünlüğünden bahsederse de laikliktir. Dikkat edelim bunlara. Şimdi diğer ilke halkçılık. Halkçılık çoğu ülkeyle birleşir değerli arkadaşlarım. Mesela eşitlikten bahsederse soyadı kanunu örneğini verebiliriz. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Herkes kendi soyadını kullanacak, eşitliktir. Tamam. Adalet. Bakın, hukuk üstünlüğünden bahsetti yine. Topluma hizmet, sosyal devlet. Sosyal devlete dikkat edin. Eğer devlet halka yardım ediyorsa halkçılığa girer. Mesela ücretsiz kelimesi gördünüz mü? Ücretsiz kelimesi gördünüz mü? Sosyal devlet anlayışını beraberinde getiriyor. Halkçılık sosyal devlet anlayışını kendi içinde barındırıyor değerli arkadaşlarım. En çok tercih edilen kavram
Eşitliktir değerli arkadaşım. Dikkat edin. Halçalık çoğu ülkeyle bütünleştiricidir. Sadece çoğu ülkeyle değil, tüm Atatürk ülkeleri birbirini karşılayacak niteliktedir. Tüm Atatürk ilkeleri bütünleştiricidir değerli arkadaşlarım. Hiçbir ilke diğerinden bağımsız değildir. Gelelim devletçilik ve inkılapçılığa. İnkılapçılığı en sona bıraktım. Niye biliyor musunuz? Çünkü hepsi buna geliyor. Şimdi devletçilik gelince aklımıza ekonomi geliyor. Sermaye geliyor. Birikim geliyor. Bankalar geliyor. Fabrikalar geliyor. Sanayi geliyor. Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıdır. Ve unutmayın, soru tipini ben şöyle bekliyorum. Devletçilik 1929 dünya ekonomik buhranından sonra gelişme kat etmiştir değerli arkadaşlarım. Hatta sosyalist devletçilik başlığı altında bunu toplayabiliriz. Ekonomi, sermaye, sanayi, birikim, bankalar, fabrikalar gibi önemli kavramlar neyin içerisine giriyormuş? Devletçiliğin içerisine giriyormuş. Son ilke inkılapçılık. Şimdi inkılapçılık tercih ediliyor. İnkılapçılık sürekli yeniliği savunur. İnkılapçılık hareketliliği savunur, dinamizmi savunur, duranlığı sevmez. Uygarlaşmayı savunur, muasır medeniyeti savunur, ilerlemeyi savunur ve en önemlisi yerine kelimesi değerli arkadaşlarım. Hocam bu ne alaka? Şimdi örnek vereyim sizlere. Şer'iye ve efkaf vekaletinin yerine Diyanet İşleri'nin getirilmesi gibi. En basit örnek. Yerine kelimesi gördün mü? Demek ki yeni bir şeyler oluyordur ve bu inkılapçılıkla bağdaştırılıyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Dikkat edeceksin. Yeni kurumların oluşturulması, bununla beraber sürekli ilerleme yolunda adımların atılması inkılapçılıkla alakalıdır. Genelde Mustafa Kemal'in sözlerinde muasır medeniyeti görüyoruz, uygarlaşmayı görüyoruz, dinamizmi görüyoruz. O yüzden bunlara dikkat edeceksiniz değerli arkadaşlarım. ÖSYM nasıl soracak değerli arkadaşlarım? Ya Mustafa Kemal'in bir sözünü verecek, ya inkılapları karşılıklı verecek. Genelde soru tipi budur değerli arkadaşlarım. Ya inkılapları karşılıklı veriyor ya da Mustafa Kemal'in sözünden seçiyor. Ve öğrencilerim en çok nerede takılıyorlar? Sizi biliyorum, merak etmeyin. Öncüllü soru. Ya hocam sadece halkçılığı yaptım, bir baktım cumhuriyetçiliği de almış. Hocam sadece inkılapçılık da hani niye halkçılığı almış? Ben bunları biliyorum değerli arkadaşlarım. Siz merak etmeyin. Bu videoyla eminim ki ilkelerden artık soru kaçırmayacaksınız. Anahtar kelimeler ve inkılaplar üzerinden bir değerlendirme yapmak istedim. Eminim ki çoğu arkadaşım şeyi bekliyordur. Hocam hani kongreler, cemiyetler gelecek diye hazırlıyorum değerli arkadaşlarım. Hazırlıyorum, siz hiç merak etmeyin. ÖSYM nereden sordu? Cımbızdan nereden seçti? Onları böyle güzelce sizlere hazırlayacağım değerli arkadaşlarım. Eminim işinize yaramıştır. İnşallah da yaramıştır. Sizinle biraz konuşacak olursak eğer, biliyorsunuz ki sınava bir ay kaldı. Bu bir aylık süre içerisinde biz ne yapacağız? Bu bir aylık süre içerisinde bol bol soru çözeceksin. Ama tekrarlarını birazcık yapacaksın. Hocam nasıl tekrar? Yani en baştan başlayıp en sona kadar yavaş yavaş gitmeyeceksin. Konularını gözden geçireceksin. Mesela uygarlıkları gözden geçireceksin. Tarihe bilim, tarihe yardımcı bilim dallarını gözden geçireceksin. Türk devletlerini gözden geçireceksin. Türk İslam devletlerini, Türk İslam devletlerinde kültür ve uygarlığı gözden geçireceksin. Osmanlı devletini bir güzel gözden geçireceksin. Bakın, genel hatlarıyla bunları bilmeniz lazım. Genel hatlarının dışına çıkarsanız siz KPSS öğrencisi olursunuz. KPSS öğrencileri birazcık dışına çıkabilir ama YKS öğrencileri fazla çıkmasın. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlarım? KPSS için de bu arada bir hatırlatmada bulunayım. Onun için de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorular bittikten sonra denemeler gelecek. Şimdilik YKS üzerine yoğunlaşmışız ama KPSS için de hazırlıklarım devam ediyor değerli arkadaşlarım. Konumuz buraya kadar. Farklı farklı konular gelecek. Ben neyi hazırlıyorum biliyor musunuz? Ben neyi hazırlıyorum? Osmanlı tarihindeki kavramları hazırlıyorum. Müsadere, iskan, istimalet, tımar. Ben bunları hazırlıyorum değerli arkadaşlarım. Çok güzel paylaşımlar gelecek. Siz takipte kalın. Ali Hoca'yı takip edin. Her şeyin üstesinden geleceğiz ve full çıkaracağız. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.